arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle 3 renkli ördüğümüz ve 3 boyutlu güzel bir bebek battanesi çalışmasıyla birlikte olacağız. Battanemizi krem, pembe ve gri tonlarıyla ördük. Çok şık, çok güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte bu güzel çalışmayı istediğiniz renklerle örersiniz. Evet, battanemize şöyle bir bakalım. Ortadan güzel bir çiçekle 3 boyutlu 8 tane yaprağı olan çiçekle başladım krem rengimle. Sonrasında pembe ile köşelerimi kurdum ve araya bir tane tekli ördüm bakınız pembe ile köşelerimizi başladım Grimle hem köşelerimizi hem de her sırada birer tane artışla devam edecek olan bölümümü ördüm. Bakınız pembe ile bir olarak başlatmıştım. Gri ile iki diğerinde ise üç olarak devam ettim Ölçüsüne şöyle bir bakalım. Bir uçtan başladım. Şöyle bakalım. Bir uçtan battaniyenin bitiş yerine bakalım. Kenarına değil. Bakınız kenarına tutmuyorum. Diğer tarafına doğru ölçüyorum. 85 santim olacak şekilde kare bir biçimde tamamını ördüm. Daha sonra içerisinde kullandığım renklerle 1, 2, 3, 4 rengimi yani şöyle sırasıyla 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. En sonunda bir tane pipireğimi yaparak çalışmamı tamamladım. Çok güzel. Çok kullanışlı güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkasını ise şöyle ben e, kumaş çalıştım. Yani pazen polar olabilir, pazen, bebek pazenleri olabilir. Daha yumuşacık e, saten çarşaflar olabilir. Nereden yani hangi e, kumaştan çalışmak isterseniz o şekilde de bir altını çalıştığımız zaman tertemiz çok şık bir alt oluyor. Ve üstten de görünümü ona göre gayet kibar ve şık oluyor. Şöyle bakın ne kadar boş durmakta çalışmamız. Şimdi e, iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Satan iplerle olabilir, e, pamuklu koton iplerle olabilir. Yani kaliteli güzel iplerle istediğiniz e, renkli alarak bu e, modelimizi çalışabilirsiniz. Şimdi e, battaniyemizin yapımına geçmeden önce abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için son derece kıymetli. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Ortadan başlıyoruz. Göbek kısmından çiçeğimizi kurarak başlayalım. Kolay gelsin. Pembe rengimizle orta çiçeğimizi örmeye başlayalım. Bunun için... 8 tane zincirimi çekiyorum. Birinci düğümümü attım. İpimi rahatlattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Birinci zincir içerisine gelerek batıyorum. İpimi buradan geçiriyorum. Ve şöyle bir yuvarlak oluşturuyorum. Kısa ipimi sol tarafa yatırdıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve Toplamda zincirim de dahil olacak şekilde 4 tane trabzanım örüyorum. Trabzanım için 1 doluyorum. 3 defa da çekiyorum ve bu ikinci trabzanım oluyor. Üçüncüyü örüyorum. 1 doladım. 2, 3 defa da aldım. Tekrar 1 doladım. 1, 2 ve 3. 4 tane trabzanım ördüm. Şuradaki görmüş olduğumuz bölümler 2 sıradan oluşmakta. İki sıradan bakınız her bir çiçeğimiz iki sıradan oluşmakta. Birinci sırada dört tane trabzan, ikinci sırada ise beş tane trabzanım örüyorum. Bir, iki, üç. Bunun için önce üç tane zincirimi dördüncü trabzanın üzerine çektim. Arkasını çeviriyorum. İlk trabzanın şuradaki bakın kenardaki ilk trabzanın yanına gelerek bir tane trabzan örüyorum. Zincirimden zincirimle birlikte iki oldular bakın ilk trabzanı iki. Alt kat 4, üst kat 5 olacak trabzanda 2 toplamda 4 oldu 5. ve son trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 bakın Şimdi alt kata başlangıçta 3 tane zincir çektim ve yanına 3 tane trabzan ördüm. Toplamda 4 trabzan oldu zincirimle birlikte. Üst katta ise 5 tane trabzanımız olacak. Birisi zincirimizden oluşacak. Zincirimizin hemen dibine ilk trabzan örüyorum. Yani birinci iki defa batmış oldum. Diğerlerini birer birer ördüm. Toplamda 5 tane trabzanım oldu. 5. trabzanımı ördükten sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Çektiğim 4 zinciri şöyle çeviriyorum. Biraz önce arkasını çevirmiştik. Ön yüzü çeviriyorum. Kısa ipimiz sol tarafta kaldı. Bakın zincirim sağ tarafta. Bunu tığımın başını doluyorum. Şöyle çiçek yaprağıma şöyle biraz yaklaştırıyorum ve buraya bakın tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum. 3 defa da çektim ve buraya 4 tane trabzanımı örüp çiçek yaprağımın ilk katını oluşturuyorum. Bir doladım, 3 aldım, 4 tane trabzanım oldu. Şimdi üst kat için 1 2 3 tane zincir çekiyorum, arkasını çeviriyorum. Burası arkası. Ve hemen zincirimin yanına bir tane trabzanım örüyorum. Bir dolayıp 3 de çektim. Tığımın başını doluyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Bakın ama zincirle 3 oldu. Toplamda ikinci kat 5 tane trabzandan oluşacak. Beşinciyi de örüyorum. 5 tane trabzanımı ördükten sonra 4 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4 örgümün yönünü çevirip tekrar düz yöne bakıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın tığımın başını doladım. Ve tekrar zincirin içerisine girerek trabzanımın ilkini ördüm ve yanına 3 trabzan daha ördüm. 4 trabzanım tamamladıktan sonra 3 zincirle ikinci kata çıkıyorum. Çeviriyorum arkasını. Zincirimin hemen yanına ilk tra ikinci yani ikinci trabzan oluşturacak fakat birinci zincir olduğu için ilk trabzan toplamda totalde ise 2 trabzanım oldu. Diğerini örüyorum. 3 4 ve 5. 5 tane trabzanım oldu ikinci kat 1 2 3 zincirimi çektim örgümün yönünü çevirdim tığımın başını doluyorum ve yine dördüncü yaprak için giriyorum ve bu şekilde toplamda 8 tane çiçek yaprağı olana kadar işlemlerimin tekrarıyla devam ediyorum 8 tane çiçeğimi örerek geldim sayalım 2 4, 6, 7 ve 8. 8. ve son çiçeğimi ördükten sonra yine 4 tane zincirimi çektim. Zincirimi ise şöyle bakınız arkasından gördüğümüzde zincir geçişlerimiz var. İlk zincir geçişinin bulunduğu noktaya yukarı kısma gelerek şöyle batırıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız şu kısma hiç kafanız karışmasın. Şöyle batırıyorum. ilmeğimi buradan geçirip bir tane de zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum ve ortadaki battaniyemizin göbek çiçeği oluşmuş oluyor. Bakın ne kadar tatlı, ne kadar muntazam bir çalışma oldu. Şimdi ikinci rengimize geçelim. İkinci rengimizi diğer battaniyemde pembe olarak başladı, yapmıştım. Orada köşelerimizi oluşturmaya başlayacağız. Köşelerimizi burada kuracağız. İkinci sırada her ne yaptıysak diğer bütün sıralarda işlemimiz birbirinin tekrarı olacak. Evet. Şimdi ikinci sıram için gri rengimle başlıyorum. Dörder zincir çektiğimiz bölümlerimizin herhangi birine girerek başlıyorum. Gri rengimi alıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4. Bir defa doluyorum. 3 tane çekelim. Çok 4 çekmeyelim. 3 yeterli. 1, 2, 3. 4 trabzanımı ardı ardına örüyorum yukarıdaki çalıştığım çiçek yaprağının birebir aynısını 1 2 3 4 1 2 3 tane zincirimi çekip arkaya çeviriyorum. Hemen zincirimin yanına ilk trabzanımı örüyorum. Ve birer birer diğerleri örerek 5 tane trabzanımı ikinci sıramda tamamlıyorum. 5 tırabzanım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim ve çevirdim tığımın başını doladım aynı yere köşelerde aynı yere tekrar batıyoruz yani bu bölüme çift batıyoruz giriyorum 4 tane trabzanımı buraya örüyorum 2 3 ve 4 ikinci yaprağı yine buraya örüyorum 4 tane trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirimi çektim hemen başını dolayarak zincirimin yanına bir tane trabzanımı ördüm diğer trabzanlarımın üzerine de aynı şekilde örüyorum bir iki üç dört beş Yeniden 4 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Bu kez bakın burası köşe oldu. Diğer tarafa tek yaprak öreceğiz. Bu arada kalacak bir tane köşe bir tek bir köşe bir tek olarak bütün bölümümüzü tamamlıyoruz. Şimdi tığımın başını doluyorum. Köşemi ördükten sonra şuradaki 4 zincirin bulunduğu yere gelerek bir tane yaprağımı örmek için 4 tane trabzanımı yerleştiriyorum. 3 ve 4. 1, 2, 3 çeviriyorum. Zincirimin hemen yanına bir tane trabzan. Diğerlerine birer trabzan toplamda 5 trabzanımı örüyorum. Ve tekrar 1, 2, 3, 4 çeviriyorum. Burası tekli olan bölümümüzdü. Çift tek. Şimdi buradaki köşemize yine yani buradaki bölümümüzü yine köşe örüyoruz. Onun için çift olarak öreceğiz şöyle ipimi. Açarak devam ediyorum. Şimdi birinci yaprağımı öreyim. Evet bir tane yaprak grubumu ördüm. Yine köşe olduğu için buraya tığımın başını doluyorum. Aynı yere yine aşağıya 4 trabzan üzerine 5 trabzan. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrar ediyoruz. 1 2 3 çeviriyorum hemen dibine 1 2 3 4 Şimdi diğer tarafa bakınız. Şöyle göstermek istiyorum. Çift tek. Çift tek. Bir sonraki sıramızda çift tek tek birer birer teklerimiz artacak burada tek bir tane iken diğer sıramızda iki olacak 3 olacak 4 yine köşelerimizi aynı yerden köşe olarak öreceğiz. Dört tane köşemizin 4'ünü tamamlayalım sonrasında yeniden birlikte olalım ikinci sıramızda köşemizi oluşturduk köşemiz tek köşe tek köşe tek köşe tek bakın birinci köşemiz bir tek ikinci köşemiz bir tane tek üçüncü köşemiz bir tane tek dördüncü köşemiz ve en son tekimiz burada şöyle yakından bakalım bakınız şimdi bu kurmuş olduğumuz zemin üzerine devam edeceğiz köşelerimizde hep köşemizi öreceğiz teklerimizin sağından ve solundan birer artışımızda ilerleyeceğiz şimdi dört, dört tane zincirimi çektim son olarak ve buradaki bakınız ilk bağlantı yerinin bulunduğu yere giriyorum ipimi geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra düğümü atıp makasımıyla kesiyorum. Şimdi üçüncü rengimize başlayalım. Evet. Ne kadar hoş durmakta bakınız. Üç boyutlu kabartılı, gayet güzel. Şimdi beyaz rengimle başlıyorum. Yine aynı şekilde işlemlerimi yapıyorum. İsterseniz köşeden başlayabilirsiniz. İsterseniz tekli bölümden köşemizden başlayalım bakınız. Giriyorum içeriye, düğümü atıyorum. Dilerseniz şöyle zincir çekerek de düğüm atarsanız Burası hiç önemli değil. Ya da önceden zincir çekerek şu şekilde de başlayabilirsiniz. Şöyle zincirimizi çekerek. isterseniz orada bağlanırsınız. Başlangıç nasıl el alışkanlığınız varsa bu şekilde devam edebilirsiniz. 3 tane zincirimi çektim. 4 trabzanımı örüyorum. 4 üzeri için 3 zincirimi çektim. Yine aynı yaprağım bakınız örüyorum. Yanına bir tane 1 2 3 4 aynı yere giriyorum ve köşem yapıyorum. Köşeler aynı yerde arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 4 yaprağımı yine örüyorum ve bu şekilde biraz önce yapmış olduğum işlemimin birebir tekrarlarıyla battaniyemi istediğim kadar büyütüyorum. Sadece bir tane yaprak çalışmayı bildiğimiz zaman geri kalan işlemler birbirini aynısını tekrarlar. 1 2 3 4 bu kez bakınız. Köşemi ördüm. Araya giriyorum. Tığımı başını doluyorum. Köşemizi görmekteyiz bakınız. Beyaz renkli olan sıramı da tamamladım. Aslında her bir renkte iki sıra örmekteyiz. Bakınız üst üste iki tane ördüğümüz için önce 4 olarak sonra 5 olarak ördüğümüz için her rengimiz iki sıra gibi aslında Evet üçüncü rengimi de aynı şekilde tamamladım dört tane zincirimi çektikten sonra ilk zincirimi çıktığı yere gelerek ipimi geçiriyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek tamamlıyorum ve bu şekilde battanemizi istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar aynı işlemlerimizin tekrarıyla örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde motifimizi yani önce çiçeğimizi daha sonra da kenardaki görmüş olduğumuz çiçek yapraklarımızı ördük. Eğer aklınıza takılacak herhangi bir şey olursa ya da takılan bir şey olursa geriye sararak videomuzu aynı işlemlerimizi tekrar edebiliriz. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarım